Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulye kavurması tarifim var arkadaşlar. Fasulyelerimi öncelikle yıkadım. Şöyle iki uç kısmını kırıyorum. Sonrasında büyük şöyle kırarak parçalara ayırıyorum. Fasulyeleri tencereme aldım. Üzerine çıkacak kadar sıcak veya soğuk fark etmez. Su ilavesi yapalım. Bakın su bu kadar yeterli. Şimdi ocağı alalım. Arada bir karıştıralım kaynamaya başladıktan sonra. Fasulyeler yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Fasulyelerimiz güzelce yumuşadı. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tamamını koymuyoruz arkadaşlar. Ne kadar haşlarken koysak bile daha şeyi de koyacağız. Kavururken de. Tuzla beraber 1-2 dakika daha şöyle kaynadıktan sonra süzgeçten süzelim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın güzelce yumuşadı. Süzgeçe aldığımız fasulyelerimiz soğudu. Soğuduktan sonra şöyle avucumuzun içerisine alıyoruz. Fazla suyunu sıkıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıkalım. Bu şekilde sıkamam derseniz bir kaşık yardımıyla üzerine bastırarak da suyunu biraz sıkmış olursunuz. Fasulyelerimi sıktım. İşte bu kadar. Suyunu da çıkardım arkadaşlar. Uygun bir tavayı ocağımıza alalım. Yarım su bardağından azıcık fazla sıvı yağ ilave edelim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Yemeklik olarak doğramış olduğum 2 tane soğan ilave ediyorum. Dört tane doğramış olduğum yeşil biber ilave ediyorum. Beraber ikisini şöyle 2-3 dakika kavuruyorum. Bir tane kapya biber ilave ediyorum arkadaşlar. İsteğe bağlı kapya biber katmak zorunda değilsiniz. Ben renk açısından koymak istedim. Benim buzlukta böyle doğranmış var, onu kullanıyorum arkadaşlar. Beni takip eden takipçilerim bilirler. Bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum arkadaşlar. Fazla koymayacağız. Salçayı da şöyle yedirelim, karıştıralım. Soğan, biberlerim iyice kavruldu. Şimdi fasulyeyi ilave ediyorum. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığından azıcık fazla tuz ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı artı bir çay kaşığı daha. 2 çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Ve güzelce birbirine geçmesini sağlayalım. Soğanımızla biberimizle buluşsun. Fasulye miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz fazla yaptım. Bu harika lezzeti denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Taze fasulye kavurması servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Daha yeni yeni videolarda görüşmek üzere inşallah.